Merhaba, Yasin Okal, Romanya'dan Katalin maçı, Champions Cup 2021 kaçıncı turu bu ve üçüncü maçı Yasin'in. Yasin Bey bitti mi? Yasin bitti demeden bitmez. Bakalım Yasin kötü gidişe dur diyecek mi? Tavla bu, her şey olabilir. Hani dediğim gibi hani tabii turnuvalara katıldıkça görüyorsunuz. Yani her şey olur. Onun için sorun yok. Yasin buradan düzeltecek kapasitede, fazlasıyla düzeltecek kapasitede. Açınca başlayacağız. Şimdi sizi Yasin, evet, okey dedi. Şimdi bekliyorum. Açınca sizde olacağım. Herhalde başlayacaklar. Şimdi yazıyor Yasin. Tamam, bir dakika size dedim. Tamam, host tarafını da ayarlayayım. Ömer Gün, hoş geldiniz Hollanda'dan. Bakalım, başlayacağız şimdi. Şunu açalım maçı. Evet. Bekliyoruz. Bekleyince gireceğiz. Şimdi başlıyor Yasin. Biz de okey dedik. Okey dedik. Evet, hadi bol şans Yasin. Şimdi bakalım Yasin nerede? Yasin nerede? Evet, burada. Evet. Evet, Yasin Okal, bol şans dedik. Bakalım ne yapacak Yasin, şöyle alalım. Evet, biz Yasin gözüyle seyrediyoruz. Rakip bir 6-5, bir 6-4 gibi bir şey yaptı herhalde. Vınlamış. Yasin de bir anda geri oyunu kurmuş. Güzel. Çok kolay olabilir burada. Evet. Evet. Galaxy'li burası Heroes. Heroesbackgammonstudio.com. Şimdi de evet, tamam, hiçbir sorunum yok. Seste bir sorun var mı diye bakıyordum. Evet, seste hiçbir şey yok. Evet. Maça konsantre olalım. 24-23 yapacak mı? Bu zamanı yönetmek için, rakibin düşeşini bozmak için bu. Yani ben de bu hamleden yanayım. 1-5 çok kopuk bir geri oyun. Ben de sevmiyorum. Rakibin hem dübeşi arkaya pullatıyor. Düşeşi kötü. Rakip küp düşünüyor. 5'i 4'ü boşken Yasin küpü paslamaz diye tahmin ediyorum. 60 bip. 2-5 için 60 bit nasıldı? Hatırlamaya çalışıyorum. Her geri oyun türünün bir pips ayrımı var. Double point için. Rakip dayanamadı, çekti. 4-5 boşken Yasin bunu paslayamaz. 3-1. Güzel. Sıralı 3 kapıyı aldı. Kıramadık ama güzel. Evet, rakip şimdi
Zorlanacağı bağında geldi. Atmasaydık bu büyüğü çok iyi. 3 kapısını alacak. Kalan 4'e 4. 5'i nereden oynayacağına bakacak. Yok 20'yi çıkamayız. Ben 20'yi çıkarak oynayamam herhalde. Bu da kötü, kabul ediyorum ama tam teslim oluyoruz. 20 çıkıp 13 için bir daha bakalım ona Yasin ya. Bu da çok kötü zamanı, kabul ediyorum. Evet, bu. Ya, çaresiz bunu mu oynayacağız? Ya da bu. Evet. Yani doğal hamle, ya 5'i alacağız ya şey yapacağız. 20'yi bozup bırakamadı Yasin de. Tamam, güzel. Önemli değil bunlar. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Ali Bey. Umurcum, bütün iş sizde. Bak Atilla ile Umur, size sesleniyorum. Bak Yasin, Yasin'e burada şans verin Yasin'e. Bak patatese bağlayacak yoksa Yasin. Rakip kıracak yani, bunu kırmadan olur mu ya bu? Aa, kırmadı adam. Dübeş yine çok kötü attık. Çok kötü yere gitti bu. 4-1. 2-2. 1'e de pul atacak. Güzel. 6-5. Açık gel. At şu 4'ü. Atamadı. Sağlık olsun diyelim. Şimdi kapıyı da aldı zalim. Evet. Evet, hoş geldiniz Ümit. Evet, Nedim, iyi akşamlar. Ali Bey, tekrar iyi akşamlar. Umur Aras, Atilla. Tekirdağ'dan selamlar. Evet, yine ekip toplandı. Bakalım Yasin'e biraz enerji verelim. Yasin'de bir şey var bu ara. İki maçı kaybetti. Olabilir. Üst üste maç kaybetmek sorun değil. Ya şu yarı, şu zarları niye şimdi atıyorsun? 4-4 düşe işte. Yani gereksiz ortalama çift sayımızı arttıran zarlar. Güzel. Yasin, Umur sen söyle. Yasin antrenman yapıyor. Umur Aras body'si, antrenman body'si. Ya bir tık hızlı oynuyor gibi geliyor bana. Hani bu bugün hani ikinci kişi söyledi bunu. Ben de öyle görüyordum ama hani sanalda bir şey demiyordum. Ya bu maçı da çok hızlı oynuyormuş. Şey Yasin. Ne dersin Umur? Yani bence hızlı. Çok güzel küp. Küme hiç bakmadı ya. Aa, küpü çekmişiz. Pardon, benim hatam. Görmedim. Küpü çekmişiz. Küp karşıya gitmiş yani. Küp nerede diyorum? Sol üstte. En kazma zarı attık. En kazma zarı attık. Toparlanacağız. Başka yol yok. 9'da toparlanmak kötü olabilir mi? Bu mu? Çeşke 9'da. Yasin Yazıdan Umurcum yapma. Ali Mihri hoş geldin. İyi akşamlar. Sağ olasın. Nedim Bey. Evet. Yasin yani böyle bir mantık hiç görmedim daha Yasin için. Bu 5-5'in doğru olma ihtimali var mı? Üç kapısını bir al Yasin. Yani 6-7 pul nasıl doğru olabilir ya? Şimdi bakalım. Evet, üç kapısını al bakalım. Çok hızlı bakıyor ya. Mümkün değil yani. Ya bu 5-5. 6-7 pul atılır mı ya? Yani 5-5'in doğrusu ne? Üç kapısını alıp herhalde 3 duplikasyonu 20-15
13-8 bana çok net gözüküyor. O Cemil Vurgulucu Trabzon'dan hoş geldiniz. 8'den 3'e niye gelmiyor? Evet, ben de aynı şey dedim ama bakalım. Yasin'e sorarız. Rakibin müthiş bir timingi var. Müthiş. Yasin slot şeyine geçti. Çaresiz iki açık vereceğiz gibi. Evet. Rakip kırarsa karşılığı var. Evet Umur, görüyorsun. Böyle mi antrenman yapıyorsun sen? Üçe almaya bakmadı doğru dürüst. Hep yalandan baktı üçe almaya. Çok hızlı baktı. 20-15, 13-3, 8-3. Evet. Bana da güzel geliyor hamle. Üçe almadan olamaz yani. 12. Ya rakip çok iyi bir zamanı vardı. 20'ye de çapaladı. Şimdi 6-4'ü tedbir almadı. 21'e girdik. Kırılmazsak böyle bir şansımız var. Kırılmadık. Nefis oldu. Rakip ne yapacak? Rakip çok iyi yayılıyor. Bu olamaz. Yani bence 7 kapısı olamaz. Bu hamle yok. Bu da değil. 6'ya gelen pul. Evet. Ve çıkış. Bu acayip her yere basıyor. Üçü kapatsa ne olur? 6-4. Kaç sar kırılıyor? Dörtler. Dörtler. Sayın, aa kırılmadık, süper. Süper bir şey oldu. Kaç onu Yasin? Kaçamadık ama gittiği yere kadar gideceğiz. Çaresiz. 4-1 kırmıyor. Güzel. Güzel. Yayın heyecanını kaldıramıyorum. Valla zaten bunu kaybederse eleniyor, bir daha yayını yok. Öyle düşün. Hani başka şansı yok. Mutlaka yayın olsun olmasın şey yapıyor. Demek heyecanlanıyor diyorsun ha. Vay bu ya. Evet. Vay arkadaş, rakip yarışa dengeledi. Çok tehlikeli. Yasin pulları doğru yere atacaktır. Güzel, bu güzel. Yok güzel bu. Bu güzel. 5'e pul atmak için yok, bunu oynayamadım ben. 5'e pul atmak istiyorum. Rakip yine güzel attı. Vay arkadaş, adam şey beğenemiyor. İşte 5'e pul atamadık. Ay, rakip taş yiyoruz yine. Yine 5'e pul atamadık. Ama 4'ümüz 3'ümüz çok iyi oldu. 6-2. Rakip küp kaçırıyor mu? 4-4. Rakibin işte Kate Count yeri burası. Burada Kate Count yapmak lazım. Rakip bu kadar çabuk, tabii ben konuşurken yapamıyorum ama rakibin vestici yok gibi bir şey. Sadece 2 puan vardı vestici. Bizim de 1 puandı galiba. Hani güzel case count yeri bu. Ömer Gün haklısın. Galaxy'de problem var. Ama çok normal. Şöyle Galaxy ücretsiz bir üyelikle önüne geleni herkes üye yaptı. Ve hani bu sunucuları böyle bir altyapıyı kaldıracak, analizi yapacak, altyapıyı kaldıracak bir sistem çok zor. Hani artı data center yandı. Bunların ana makinaları, ana setup'ı yandı. O data center başka yere taşıdılar. O operasyon da kolay bir operasyon değil. Biraz IT bildiğim için rahat söyleyebilirim onu. Evet. 18 çapasıyla oynayacağız. Öndeyiz. Bir pul daha tahliye ettik. Çok güzel. Rakip yarışı yine dengeledi ama
Bu rakibe zarar da verebilir. Bence tek dedim. Ya olabilir. Ben karar veremedim 2-0'da ama ben daha önce double'ı bekliyordum. Bakalım. Evet, ben de merak ediyorum. Bakacağız. Büyük hataların hepsine bakacağız. Türkiye'li bir şey yapayım. Taç edeyim. Evet. Oo, süper. Ben bakmayınca süper bir yere gelmişiz. Bakalım. Gayet güzel. Şimdi bir yerde küpü çekeceğiz. Bir yerde çekeceğiz. Düşeş açık veriyor. Çek gitsin Yasin ya. Çek gitsin kardeşim. Yani çek gitsin. Mart olmaz bu. Yani teorik. Yani 4-0'da çek kurtul. Yani Turgut gibi duruyor ama ne kadar ya bırak. Mars olmaz yani. 6-4 rakip 4'ü aldı. 7'yi alırsak güzel olur. Çok güzel olur. 7'yi alırsa 7 attık. 6'ya inecek. Türkiye. Altı üç. Nine. 13'ü bırakamayız. 11'i bırakabiliriz ama. Midpoint'i bırakmak olmaz bence. Yani midpoint'i bırakamayız. Ben bırakamadım. Bana doğal hamle bu geliyor. Güzel. Küp. Yani bu kadar gerideyken küp de olamaz bence. Bakalım. Ha, okey. Okey Türker. Ben de 6-3'ü aradım ama bulamadım. Altılıkmış. Altılık Turgut herhalde diye anladım. 24'ten çıkış iyiydi. Göremedim onu. 4-2, 4-2 de mi yaptı? Göremedim. 24'ten çıkış dedi Ali hemen. Altı üçü çok kötü oynadı. Ya 6-3 iniş nasıl olur? Ben kavrayamadım onu. 24'ten pardon sen 24'ten çıkış diyorsun. Okey tabii niye 24'ten çıkmıyoruz ki? Hani ne işimiz var orada? Doğru söylüyorsun Ali. Bravo. Yani niye 24'ten çıkmıyoruz? Haklısın. %100. Ali hemen uyardı. Ben Yasin 13'e bakınca 13-11'e bana sanki 6-3-24'e hiç kafamı kaldırıp bakmıyorum. Halbuki neden olmasın? Doğru olabilir. Bakmak lazım. Hatırlamıyorum şimdi dizilimi. Ali'de fil hafızası var.
Yani maçı ilk pozisyondan oynayabilecek kadar hatırlıyor Bulgar'ı, yerini. Bu küp, küp nasıl küp? 24 topu varken. Prime küpleri, bu lafı çok seviyorum. Hani aklınızda olsun. Prime küpleri genelde tektir. Yani bu prime kübünün teki o kadar kolay ki küpten, eyvah. Rakip öyle bir ultra joker attı ki hani inanılmaz ya, ultra joker attı ya, ikiyi kapatması falan hikaye bence. Korkunç bir ultra joker attı, 6-2 tek zar çıkan, yapacak bir şey yok. Sanki çok katılmıyorum. Şimdi 13, bu sizin alışkanlığınızla ilgili. Bakayım bir saniye. 4-1 öndeki bir, yani evet. Çok yapacak bir şey yok Ali. Adam düşündü, çekti ve şey yaptı. Küp doğru olur mu? Hani sanmıyorum kübün doğru olduğunu, ama tek, şimdi bakamadım. Yukarıda gidiyorum. Ben de göremiyorum. Kapalı şeyler. Göremiyorum kübü. Hani renginden basınca da ekrana çıkıyor. Oraya gidiyor. Geri gitmek de istemiyorum. Evet. Rakip kolay bir game daha alıyor. Mehmet Yiğit, evet. Joker geldi. Aynen. Evet. İyi, Mars'ı kestik en azından. Evet, Mars'ı kestik. Ben kapattım hataları yayın için. Ya çekebiliriz yani, niye? Artık çekebiliriz, küp olduk gibi, ama rakip böyle bir zar attı ki yine. Tam kübe artık olduğu gibi bakıyorum böyle. Rakip giriyor, kaçıyor, kırıyor, iç kapı alıyor. Hani her şeye bakıyor. Evet, enerji vermek lazım Yasin'e, katılıyorum. 6-1. 1-1. Şimdi 24'ü ayırıp 7'yi kapatan bir zar. Mesela düşse çok güzel duruyor. İlk gördüğüm. Bu değil birader ya, bu değil. 2. Çok 13'ü bırakacağız gibi. Kıramıyoruz, kapatamıyoruz. Tekten kırışa bir bak Yasin. Evet, aynen. Kırışa bak. Ya bunu oynamak bana şey gelmiyor. Kırışa mutlaka bakmak lazımdır. Rakipte öyle bir dizilim var ki, ha, rakip çok konforlu zarlar atıyor. Çok kolay zarlar atıyor. Bir şey yok. Evet, doğru. Hı-hı.
Bildiğim kadarıyla BEMAP'ta kaybetmiyor. Yani benim bildiğim title bir kere alınıyor. O title aşağı doğru inmiyor. Yani pardon yanlış söylüyorum. Yani Grandmaster 3 oldunuz. Grandmaster 2 olabilirsiniz. 1 olabilirsiniz ama tekrar Master, Expert oralara inmezsiniz diye biliyorum ben. Bu hamleyi de anlayamadım. O bir şey değil. Evet, ismi Andrew olan arkadaş bana tablo öğrenmemi rica ediyor. Yapacak bir şey yok işte. Herkes Türkiye'deki herkes tavlada kendisini bildiğini zannediyor. Doğrudur yani yapacak bir şey yok. İşte ama tek bir lafım var ona. Madem öyle düşünüyorsun, niye seyrediyorsun? Hani zaten adam uçuyor olsa hani gösterim yapar. Hani, o hikaye gibi. Rakip yani öyle şeyler atıyor ki yani gözü karardı rakibin. 6-1'de küp düşünüyor. Küp çekti. Pulları çıkmadan küp çekti. Yani 6-1'de nasıl bir küp bu? Yani rakip şey. Evet. Abi bu kadar kolay. Tek aldığı zar 2-2-6-2 notu çıktık. Çok güzel. Kırılmazsak nefis. Nefis. Şimdi kıramayacak bence artık. Şimdi Yasemin bir yerde Redouble'ı bulması lazım. Rakip bence sıkışacak. Bir atarsak, o tavşan adımını atarsak, o bir atıp çok rahatlarız. Rakip açığımız varken rakip kırmaya bakmıyor. Hani ben mi görmüyorum? Yani nasıl düşünüyor anlamıyorum. Hani mutlaka pulu koyup bakması lazım kırışa. Hani hamle nasıl gidiyor diye. Kırmak lazım mı diye. Ha kıramıyor pardon. Ha şimdi buna da bakması lazım. Evet. Benim demek istediğim bu. Bundan vazgeçti. Tamam. Ben sanki 22'deki pul varmış gibi geldi. Evet nefis. O tavşan adımını attık şimdi. Tavşan adımını attık. Atacağız Yasin o adamı. Altıları mecbur çıkacak çünkü. Kapatmaya bakıyor Yasin. Bence 6 duplikasyonuna bakıyor da 5'leri o kadar şey ki aynı. 6 ile 3'ü de 17-14 yapacağız. Yani yaklaşık 16 zarla üstümüze kapı alacak orada. Karşı evde. 23 kapanırsa zaten şansımız yok. İşte bunu diyordum ben. O tavşan adamını yapsak şey yapacaktı. Bilmiyorum bu hamleden çok çıkmak istiyorum. Onun için 23 şart gibi ama bakacağız burada. 6-4. Yok. Şimdi bu olabilir mi ya? Bu olabilir mi ya? Adam
Vay arkadaş, adam kırdı hakikaten ya. Bu olabilir mi acaba ya? Evet, sağ olun Ali Bey. Evet. Küp 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 küp. Yani Yasin benden bir tık. Aa, adam tak diye aldı. Güzel. Bize oyunu ortak edecek bu adam. Ben hissediyorum yani. Bu Murat 4'te gamın gelir. Yani şimdi eyvah. Allah'tan kırdık yani. Allah'tan kırdık. Şunu kırmasak adam tek kran zarı attı ya. 6-4'e attı. 4-2. Kırışa bir bak Yasin. Burada Mars var ya. Acayip Mars ediyoruz. Tamam. Mars gel. Gidi. Allah'ım kapat şunu ya. 23'ten kırdık. Saklanmaya mı bakacağım? Bu da güzelmiş. Pardon. Bu da güzelmiş. Evet. Çıkmanın acelesi yok bence. Mars'lara Dubara'yı da elinden aldık. Dubara Ultra Joker'ini de aldık. Yani güzel. Marsları arttıran hamle kötü olamaz iç kapı. Çift kır Mars. Aynen öyle. Ben de aynı fikirdeyim. Yani bunun bence iç kapı. Bakalım Yasin ne yapacak. Ben bu çok güzel geliyor bana bu. 2-2 attı ya. Böyle bir şey olamaz. Demek ki maç bizi istiyor arkadaşlar. Maç bizi istiyor. Kıralım şimdi. Kaçabiliriz artık. 5'i yuvarlayabiliriz. 6 yani evet 5'i yuvarlayabiliriz. 2 pul barda çünkü. 6'yı da yuvarlayabiliriz. Yani bence kaçalım artık. Çünkü bir daha aynı şansı olmaz. Tamam. Çok kötü oldu bu. Gelelim bu pulu ya. 6-5'e gelelim. Gelelim. O yok. Yalandan hamlelere bakıyor. Baksın. Güzel. Bir 5-6 3 4. Mecbur oynadık bunu. 5-5'ten kaçış yok. 6-3 çıktık. 5-5'ten kaç Yasin? 17. Bravo. 5-5'ten kaç? Tamam. 4-2 2-2 5. Pullar nasıl gidiyor? Güzel yere gitti pullar. 4'e 2'ye pull attık. Çok güzel. 7'den girmek daha güzel bence. 6-5 açık vermiyor. Bunda 6-5. Bunda da 6-5 açık veriyormuş. 6-5'ten kaçış yok. 6-5'ten kaçış yok. Baktı. Tamam. Nefis. Şimdi 6'dan 5'i yapacak. Girelim o pulu. Girelim. Pul alacağız. Bu el Mars geliyor arkadaşlar. Yani bu el Mars olmazsa üzülürüm hakikaten. Bu elin hakkı 3 pulla Mars. Tamam şimdi ya Mars için almak lazım bence. Zaten oldu mu diyorsun Yasin? Yanlış basıyor. Bunu düzeltecek. Yani ya da bu. Bu da buna da varım. Bu adam bir 5 atarsa şimdi üzülürüm.
5 attı birini. Tamam. 5-4 çok güzel yerdi. 3-2 güzel. Güzel çift pul almak çok değerli. Tamam. Çift de almak çok değerli. Sallayacağız şimdi. Ne olur ne olmaz. Mars artık şey oldu. 5-1 çift aldık. 7 atış. 4 atış bizim. Rakip çok kötü attı. Evet, Mars geldi. Mars oldu. Evet. İşte adam aldı 4 kümü, yapacak bir şey yok. Evet. Şimdi Yasin'in daha konforlu oynaması lazım. Öyle olacaktır. 4 uzaktayız. Kübün en değerli yeri. Helal olsun. Burada Mars çıkardı bu elden. Evet. Sağ ol. Bunda şey var. Ne var? Yeşil çay var. Mango, ananas, yeşil çay içiyorum. Mars bu el zor. Rakibin ileri çapası var. Güzel. Güzel. Biz muhafazakar oynayacağız. Yarışta da öndeyiz, maçta da öndeyiz. Muhafazakar oynayacağız. Rakip ev yapmaya çalışacak. Niye takıldı buna? Yok, bunu oynayamaz da. Kapatanı yok ya. Oraya niye geleceksin? Hani wow, nelere bakıyor adam. Helal olsun. Bakmaktan zarar gelmez. Süren varsa bakabilirsin. Hani öyle hamlelere baktı ki 3'e pul atmak çok kötü geldi demek ki ona. Ama keşke açsaydı 21'i. Dokuz lazım, 10 attık. Çıkış yapabilir miyiz? Yapamadım ben. Bu da kötü ama yapamadım. Tamam, güzel. Bir kapısını aldı rakip. 6-5. Basit bir 6-5. 3-1. Evet, rakibin kübü var mı? Oynamadım Yasin. Yok, alacağız Yasin o kapıyı. Yo, almadan da olur ya. Evet, almadan da olur. Almadan da olur. Buna küp çekebilir mi? Ona baksın. Çekmedi. Güzel. Kibir. Yirmi birden çıkalım artık. Oradaki spare yok. 6'da 5'te spare yok. Buradan açık vereceğimiz, eyvah. Hemen küp çekti. Bence bunu almaz Yasin. Turgut olması lazım. 12'de açığı varken çok erken bir küp. Dört, 22 yapıp 6-5 slotu götürme. Aa, küp çekiyor. 9-7. 9-7'de küp. İyi, doğru ya. Bu adamın küpü doğru bence. Kötü küp olamaz mı? Yani yarış çok yukarılarda. Yani yarış
120'lerde falan olsa bu küp çok güzel küp olurdu da 140-150'lerde çok güzel. Ben unuttum rakibin küpünü. Kırdık şimdi 22'den. Geli attı. Çok güzel. Bir 5'i alsak. 5'i 9'u. 9'u aldık. Güzel. 3-2. Rakip öne gelemeyecek artık. Ama mecbur mu ya? Valla ben çok emin değilim. Kaçalım Yasin ya. 24'ten kaçalım Yasin. Aynen. Bakma arkana. Last checker always run. Kıramadı da. 18'i deneyecek mi? Ne yapıyor ya? Bu durumlarda 18 çapası iyi değil. 4 çapası daha iyi. Nefis. 5-2, 5-3. Rakibin zamanı da yetmeyecek bence. 13'ü bırakacak biraz. Nefis attık. Evet. Şimdi bizim leaderboard'umuz çok zor. Onu biliyorum. Çok garantilemek lazım leaderboard için. Yoksa bu adam alır katlar onu. Evet. Bizim bir double'ımız çok zor. Kıracak mı? Bu pip farkında kırmadı Yasin. İyi karar. 3-4. 13'ü temizlediğimiz an çok güzel olacak. Güzel. Güzel. Rakip şimdi bir kapısına bakmak zorunda mı? Onun karar versin. Güzelmiş. Bunu oynamasını tercih ederim. 13'ü daha rahat boşaltırız. 5 yok. 13'ü daha rahat boşaltırız. 6-2. 13'ten bir pul girelim Yasin. Nefis. 4-1. Yarış çok yakın. Küpü de çekmeyeceğiz. Kurtar 13'teki. Tamam, 3'ü kapadık. Temizle şu 13'ü. Güzel. 10 pip öndeyiz. Mecbur gitti. Şimdi kapalı. Kıralım orayı. Olmadı. Yarış çok yakın. Yarış çok yakın. Evet, rakip kapalı burada geçti. 5-2. 4 kırmayacağız. Kırmayacağız ya. Kırmaya bakmayalım. Yani yarışta öndeyken kırmak doğru olabilir mi burada ya? Mars. Mars olmayacağı için ben kıramam. Benim iki crossover'ım var. Rakibin dört crossover'ı var. Kırmak yani yarışta bende. Ben kıramadım yani. Kırış çıkarsa şaşırırım. Kadar 7 pip önde olmayı kabul ettim ben yani. Tamam işte çıkamadı da 5-2, 5-1, 5-5. Şimdi 4'ler kırıyor. Ya Mars 2 pul açık Mars oluruz ya Mars. Aha açık geldi. Yapma Yasin ya. Yapma Yasin. Adam Allah'tan çıkamıyor. Allah'tan çıkamıyor. At 6. Dört bir kırış. 6-1. 6-1 kırış doğru mu? 6-1 kırış doğru mu? Çok merak ettim. Ali kırdı. Ben kıramadım. 7 pipe kurban olayım ya. 7 pipe Ali. Nasıl? Niye kırayım ki? Adamın 4 crossover'ı var. Benim 2 crossover'ım var.
Hani bana çok güzel geliyordu. Kapalı boardta kırmak daha da korkunç geliyor bana. Bu oyun stiliyle alakalı biraz da. Güzel. Dört uzak, dört uzak. Bunun küplerini daha bugün konuştuk. Marslarımız bir tık fazla olduğunda bunun kübü çok güzel oluyor. Şimdi rakip anladı tabii. Bizim şimdi iç kapı var. Marslarımız bir tık arttı. 13 ayırmazsa 13 ayırmazsa küp gitti şimdi. Kübü gönderdik. Kübü gönderelim Yasin. Zonda 11 pul. Yarışta 20 pip öndeyiz. Yani bunu alabilir mi? Evet, Yasin de dayanamadı. Rakip pas geçti. Güzel. Kırıldık. 3 uzak, 4 uzak. Adamın kübü biraz aktif. Ama Mars'ları azsa biz o kübü rahat alacağız. Tamam, bakarız. Evet, double pass oldu dedi Ali. 9 aldık. 9 çok güzel. 4'ü çok iyi tutuyor. Rakip girdi. Yani rakip tehlikeli bence. Yasin buradan bir Mars çıkarır mı? Kapıyı alalım ya. Kapıyı almayalım mı? Ötekine bak bir de. Dört kapısı olan daha güzel bence. Yasin ona döndü. Evet, ben de buna döndüm. Çok güzel, doğru kapıyı almışız. Şimdi bunun kübü. Pası bunun zor ama Marslarda ısraf var. Ben bu küpleri çekip çok hata yedim. Bu kadar dağınıkken. Yani bana bu küp Crawford'a getiriyor ama rakip de alıp çevirebilir bunu. Mars'ı ne? Pas geçti. Acaba pas mı? 11, 10, 10'a 9. Yarış bizde 2 pul bardağı açığımız var. Yani 4 açık olmasak bir şey diyemeyeceğim. Cihangir ayın 18'inde maçı var Cihangir'in. Ayın 18'de bu. 18'inde maçı var Cihangir'in. 18'inde saat öğlen 13'te Cihangir Çetinel'in maçı var. Evet, şimdi küpsüz Mars edeceğiz bu el. Küpsüz Mars edeceğiz. Bir kapısına bakacak mıyız? Evet. İnelim. Aa, yok. Bence tabii bir kapısı bu. Neyse, 3 atsa bile Mars olur. Mars olabilir hala. Pul inelim hemen. Çift diniş bile yapabiliriz bardayken. Güzel. Yapalım bunu ya. Yani bir tek 2 bir 3 biri veriyoruz ama inişi başlatıyoruz. 3 1 2 1 de atmasın rakip. Bu da 2'ye fazla pul. Yani bilemedim. Ben 13'ten çiftini. Evet, Yasin. Rakip 2 4 attı. Şimdi 13'ü kaç? O, alalım mı kapıyı ya? Mecbur alacağız herhalde. Açıksız başkan. Tamam, rakip çiftinde. İki kapısı. At iki kapısını al.
Kırış olamaz herhalde. Rakibin evine bakınca olamayacak. Ah tamam. 22'den şimdi oynayacak. Şimdi bunun kübü olur mu? Kır devam et. Yani iki kapı boş, tamam. Ya bunda beşlerdi. Kır devam et. Mars etmek istiyorum. Oynatmamak istiyorum ben. Güzel. 3-2'yi al. Al 3-2. 3'ü aldık. Çok güzel. Nefis 5-1. Al 2'yi de. Yok, çift gireceğiz. Yani bu daha mı güzel? Tamam. Salladık 1'e. Sorun yok. Evet. 5-3. Salladık. Ya Mars edelim şunu. Vay arkadaş ya. Ne kadar kolay yani. Evet, Yasin hemen küp silahını konuşturdu. Evet, rakip agresif moda geçti. Mars'tan önemi yok rakip için. Crawford'dayız. Yasin kırdı çıktı. İki işi birden yaptı. Nefis. Rakip üst attı. Beş kapısını aldı. Yasin çıkacak mı? Çıkmak. 13'ten inmek de güzel. 13-8 de güzel. Sonra sağlam pul getirmek. Evet, ben de seviyorum bu hamleyi. Çıkalım dedi. Rakip kırdı yine. O süper attık bunu. Şimdi oynatmamak şart. Kıracağız. Evet. Bir kapı alsak, bir iç kapı alsak şey olacak. Film kopacak ama iç kapıyı alamıyoruz. Güzel. Rakip hemen çıktı. Çift kıralım. Çift kıralım. Gibi. Güzel. Yani öyle kabız bir yerde öyle kabız bir zar attık ki. Çıkalım gidelim artık. Değil mi? Mehmet Yavaş sen ben unuttum onu ya. Ama dolapta duruyor. Tekrar olur diye şuraya taktım. Daha iyi zar atabilmek için takıyordum onu. Kol kısımda süper ya. Valla bravo. Ne? Şimdi dün de bir arkadaş Fiko'yu sordu. Fiko ne yapıyor diye. Müthiş ya. Müthişsiniz. 23'e geldik. Kırdık. Evet. Bir rakipte rakip oh be öyle bir zar attık ki öyle bir zar attık ki prime'ı adamın beşli prime'ı bitti maymun oldu bu olabilir mi bunu sanmıyorum yani dördü alabilirdi adam almadı. Yok. Yok maalesef yok. Bavul taşımaktan oldu. Ayşegül sağ olsun öyle bir bavullar hazırlıyor ki şey gibi. Hani hareket etmiyor. Arabaya kaldırıp indirirken bavulları kolum incindi. Hani resmen taş koyuyor herhalde diye. Herhalde. Dört, üç. Emrullah doğru söylüyorsun. Emrullah Çoşar Kıbrıs'ta zar atarken bardağı çalkalıyor. Böyle hani şey yapıyor.
Bardağı böyle saatlerce çalkalar. Öyle bir ritim tutturduğunda da oynamaya başlarsın. Emrullah Coşar süper biri. Müthiş diyelim Emrullah için. Emrullah zar çalkalarken en son öyle bir coşuyor ki şu omuz tık diye atıyor. Omuz kaslarını kopartıyor. Lifi kopartıyor. Yani gerçek hikaye bu. Ve ben hani şey bu ya o kadar zar sallıyor ki inanırsınız ya. Emrullah Coşar maçlarına bakın. Şimdi tabii çok uyardık yapma etme diye. Çünkü bazen salonda sırf Emrullah'ı dinliyorduk böyle. Nefis attık bunu. Beşi, şey, dördü, üçü alalım. Arkamıza yaslanalım. Niye dördü, üçü almıyoruz ya? Abi al dördü, üçü ya. Rakip gidecek zaten. Beşli bile bozmayalım ya. Bu olabilir mi ya? 7-4 yapacak. Bu olabilir mi? İşte açık veren zarlara bakıyorum. Benim rakibin evinde. Ya bu çok konforlu geliyor bana. Bunu oynadık. Bunun da zamanlaması çok gibi geliyor ama bu kandırıyor olabilir bizi. Bakalım ne yapacak bizi. Yasin de yani bence doğru olan hamleyi oynadı ama zaman yönetimi bakalım bunda mıymış onu bilemiyorum. Güzel. Rakip mecbur 17'yi bıraktı. Nefis. Girdik. Şimdi 5'lere açıp vermesin diye acaba 7'yi mi bırakalım? Evet. Kötü olabilir mi? Şimdi bakayım. Mustafa elim. Yani şimdi yapma 5 attı mı? Tamam. Wow, yarışa adam mecbur girmek zorunda kaldı isteksiz. Tamam. Evet. Maç geliyor artık. Buradan Yasin vermez bunu. Ya Tony şöyle diyeyim size. Emrullah'ın yanında Tony adını anmazsınız yani. Yani nasıl bu adam öne geçti? Nasıl bu adam öne geçti pipte? Bitti diye ben şakalara başladım. Evet, o daha güzel Yasin. Bu mu? Emin değilim. 2-2 bitiriyor onu. 4-3. En kötü zarı attık. En kötü zarı attık. Abicim bu el nasıl gitti ya? Bu el nasıl gitti ya? Ya böyle bir şey olamaz ya. Adam anormal fahiş bir yarışı kazandı. Kübü ne zaman çekecek adam? Eskinazi. Valla hani Victor çok büyük üstat Victor. Ama ya Emrullah benim gördüğüm Türkiye'de bugüne kadar bu kadar ritimli sallayan yok bir kere. Yani hangi istediğiniz makamda size zar sallayabilir makamıyla kalkıp oynarsınız yani seviyorsanız. Rakip kübü de gönderdi. 3-2'ye bakıyor. Niye kırmamaya bakıyor acaba? Rakip çok enteresan ya. Rakibin oyunundaki sorunu galiba çözdüm.
20 second demiş. Tamam. Şu dört tuşu bir yaz atar. Ya Yasin atar ya, hakikaten. Ben de aynı fikirdeyim Umur. O kadar kazmalıklarını gördüm ki Yasin'in. Hani hiç şöyle ultra joker attığını daha görmedim garibimi. Hep şeyde Yasin'le bir şüvet grubunda oynarken Yasin kasa, ben kaptanım. Oynuyorum. Yasin çok önde yarışta. Benim kaptanın yanındaki arkadaşlar diyor ki abi pes et kalk. Hani Yasin kazandı, sıra değişsin diye. Yasin gülüyor kıs kıs içinden falan. O kadar eminler yani, kaybettik diye. Ya diyorum ihtimal var mı? Abi diyorlar, olur mu buradan falan. Benle dalga geçiyorlar. Ondan sonra Yasin tabii gülüyor içinden. Ondan sonra Yasin de söyledi, abi yok artık buradan da olmaz. Ya dedim ihtimal var mı? Var. Yani 10 binde ikilik bir oyunu çevirdik yaklaşık ve küp çektim. Son zar atışını göremedi Yasin. 10 binde 2. Hani başka 10 bin kere şüvet oynamamışımdır ben. 2 kere olsun veya 5 bin kere oynamadım, bir kere olsun. Ama Yasin'in öyle şanssızlıkları var. Bu güzel. 17'yi bırakacak mıyız? Aa, bu da güzel. Yok, vazgeçtim. Evet. Rakip. Güzel attım bunu. Yasin nefis attım bunu. Şimdi 17'den kırışa niye bakmıyor? 17, 17-5. Abi niye 17-5'e bakmıyorsun ya? Abi bakmadı hakikaten ya. 17-5'e bakmadı. İnşallah doğrudur. Maça sirayet etmez. Umur Arar, suratı gözüme. Ya yani ya Umur, görmen lazım yani, pozisyonu şeyi var. Yani Cenk falan zaten sonra zarları dizdi baktı falan. Ağlıyor bunlar. Ama düşün. Yani Umur şöyle düşün. Ben kaptanım. 3-4 tane yancım var. Kasa, Yasin. Benim yandakiler kalk İbrahim abi diyorlar. Hadi süre geçiyor, kalk. Oynama, Yasin kazandı. Oradan çevirdik yani. Bütün yancılar şeyler, hani ağlıyorlar. Yani acayip. Güzel, kırılmadık. Kaçtık. 15'te kaçtık. Oh, kırış var. Üç kapısı var. Görmedim. Pardon. Bu yapacak bir şey yok. Rakip kırmak zorunda mı? Mecbur, biri açık. Çok güzel kırdık. 4 kötü. 4 kötü 13'ü bırakacak mı? 5'ten 1'e mi yapacak? 13'ü bırakmayı mı gelecek? Pulu öyle kötü yerdik 24'te. Güzel. Bir atalım. Ay inanmıyorum ya. Tam kurtaracak dedim. 2-3 bir şey açacağız. 6'yı açacağız. Büyük ihtimal 5'leri öldürmek için. Ama fikir değil ki. Yapacak bir şey. Çok kötü attık. O süper bir zar attık. Süper bir zar attık. 6-1. Nefis. Evet. Maç geliyor artık. Buradan Yasin kazması bile açık şey yapamaz. Aynen öyle. Evet. Maç geldi. Bravo. Evet. Rakip
sohbete başlamış. Ben de şimdi gördüm. Evet. Evet, Yasin'i tebrik ettik. Şimdi analize geçeceğiz. Öyle bir 6-1 attı ki. Evet. Evet, Yasin. Çok ballı Yasin. Evet. Okey, sağ ol Türker. tabii Yasin kardeşimiz hani hani genelde arada şey yapıyorum, lafları bazen böyle laflarımla dövüyorum ama hani hiçbir kalbimin temizliğini biliyor. Hani şimdi ben de maçı seyrettim. Evet. Şimdi başlangıç ekranına alayım size şu Galaxy şeyi, Heroes'u kapattım. Heroes'u kapattım. New dedim. Şimdi şeyi açacağım. Şunları da şu tarafa getireyim. Şimdi ekstrem açtım. Ya Atilla'cığım, o senin güzelliğin kardeşim. Yani normalde de turnuvalarda çok eğleniyorduk biz. Yani bizim normal ekip, normal turnuva ekibi biliyor. Hani çok eğleniyorduk turnuvalarda oynadığımız hani şeylerde. Çünkü niye? Yani zaten oyuna saygısı olan, şey yapan, hani belli bir sosyal kültürü olan, ne bileyim, hani burada hani iletişimde sorunu olmayan herkesle çok eğleniyorduk. Turnuvalar bizim için öyleydi. Maalesef bu sene kapandı. Bakalım şimdi. Okey, bekliyorum şimdi. Türker yazdı. Çok eğleniyorduk yani. Görmedim dedim ya, demiştir. Selamlar, çok teşekkürler. Evet. Evet. Aslında bu tavlada çok hikayeler, çok maceralar var da hani çok şey yapamıyorum, anlatamıyorum yani. Çok eğlenceli anılar var. Şimdi bekliyorum. Hazır dedi. Tamam. Okey Türker. Şimdi şunu evet, Branko'yu aldım. Evet, şimdi sizi de alayım. Ekran. Evet. Yasin 3.97 oynamış. Süper oynamış. İşte Yasin'in ortalaması bu olmalı. En azından PR'da daha toparladı kendini. Maça genel bir bakalım. Şimdi Session Summary'i açtım. O son oyun hariç hiç gayet güzel, bir tane expert'i var. Hep World Class, World Champ. Rakipte de biraz sallanmış. Rakip de 5-4. Gayet değerli toplu oynamış. Uzun maç oldu. Kaç game oldu? 12 game. Tamam. Şimdi son eldeki 6-6'ya bakalım. Neymişiz? Onu bir bakalım. Son el 6-6 nerede? Doğru mu yoksa ya? Bir öncekinde miydi? Crawford'da mıydı? Yok.
12, 16, 6. Evet, bu buralarda bir yerde olacak. 6, 6. Wow, doğruymuş gençler. Türker, bu 6-6'ya bakabilir misin? Plus plus. Tamam. Bu 6-6'ya baksana Türker ya. Ha pardon, çok özür. Kırmak doğruymuş. Ben bunun ayarlarını hassas almadığım için şey yapıyor. Siyah gösteriyor. Onun için 18'lik hata. Tamam. Bir şey değilmiş. Süper. Şimdi error'ı da açalım. Okey. Şimdi büyük hatalara bakacağız. Bakalım neler var. Branko'nun çok hatası var ama Yasin'de de şey var. Bir kere Game 3 en büyük hatasından gidelim. Game 3 12. hamlede Yasin'in kaçırdığı küp var. Bu. Yani teorik küp bu. Hele 4-0'da niye 17 zarla kırıyorsunuz? Kırdıktan sonra rakip kübü alır mı? Almaz. Buradaki kırış için gerekli olan sayı da işte en az, hani skora göre en az 9'ları bulmanız lazım. 9'lar %25 zaten kuralına giriyor. İşte 12 zar ideali. Üstüne gittikçe bu daha gidiyor. Daha iyi oluyor. Burada 17 zarla 6 atıp Yasin kıracak. Hani 6 atıp kırdığında da işte market kaybı olmayacak. Niye tek? Çünkü rakip de 19 zarla kazanıyor. Artı Yasin kıramadığında rakibinde redouble departmanı hala açık. Çünkü niye? Yarış hala rakipte olacak kıramadığında. Hoş 5-5 de güzel zar. 4-4 de güzel zar. Şimdi ikinci Yasin'in büyük hatasına bakalım. 12 game 12'de 10. hamle. Game 12'de 10. hamle. Ne yapmış? 6-4. Bunu görmedim ben. Bunu görmediğimi hatırlıyorum. Bunu görmediğimi hatırlıyorum. Hatırlıyor muyum? Evet. Bunu görmedim. 6-4. Kırdı. Ben ne oynardım? Kırar mıydım? Yani bunu yapmazdım. Bunu yapabilir miydim? Vallahi 133 çokmuş ya. Ama ben de vazgeçemiyorum bundan. Ya şunu yapamam. Bunu yapabilir miyim? Bunu yapabilirdim bak. Bu tuzağa düşebilirdim. Ama bunu görüp vazgeçerdim. Yasin haklı. Kolay bir hamle değil. İnsan game 5 6. hamle. Ha 3-3 var burada ya. 3-3 de. Güvenli oyun vardı. Daha güvenli oyun. Yasin böyle oynadı. 13'ü de temizliyor bu mis. 13'ten return alırım diye demek ki düşündü. Bir biri vermeyeyim dedi. Tamam. Game 5. Game 5. 6. hamle Yasin'in. Game 5. 6. 3-1. Geriye ayırmak lazım. O esnekliği hemen denemek lazım. Yoksa Mart karı yağacak. Bu hamlenin adı Prime of Age diyorlar. Yani Prime'ın ucu. Rakip en çok 21'i almak istiyor. Çok esnek burada. Buraya gelmek kötü fikir. Niye? Buraya geldiğiniz zaman hem kırılacak hem kapanacak. Ama geriye ayırırsanız
Belki 22 çapasını, belki 23 çapanızı ileri taşıyabilirsiniz. Veya rakip kötü bir zar atar, 22'yi almak zorunda kalır, size return verebilir. Prime of Edge diyorlar buna. Prime'ın ucu rakip 21'i almak istiyor. Onun için 24'te o dağılım, yani bu dağılım kötü. Hepsi kötü. Mutlaka geriye ayırmak lazım. Bu dağılımda çıkmazsak pas olacak zaten bir yerde. Zaten o da bu. Ha, burada ha biz burada çektiği yer notable. Çünkü niye 21-24 duruyor? Tamam. Adamın hatalarına bakmayacağım. Game 4 5. hamle. Game 4 5. hamle. 4-2. Yani bu nasıl gözüküyor? Yasin ne yaptı? Böyle ha. Yasin 6-2'den korkmuş. Halbuki bu dağılımda korkmak yerine mutlaka 2'ye basmak lazım. 3'e basmak lazım. Tamam, insani bir hata. Maç tansiyonuyla 4-1 gerideyken olabilir. Harakim'in bir kübü vardı. Ona bir bakacağım. Kübünde vardı. Şimdi Yasin'in son şeye gideyim. Dördüncü beşe baktık. Evet, buna baktık. Game 12 6. Game 12 6. hamlesi. Bu da büyük hata diyor. Game 12 6. 6 4. Evet ya, niye çıkmazsın Yasin ya? Ha, çıkış değil de çıkış değil mi? Ha, 6 4'ü sevmiyor. Ben yani mutlaka çıkmak istiyordum. Makine yan yana getiriyor. Böyle oynuyor. Yan yana pullar çalışıyor. Çok çalışıyor. Bunu derste de çok anlatıyorum. Hani niye bu çalışıyor? Rakip eğer 2-2 düzse vesaire bir şey atmazsa birine çapa yapıyorsunuz. Rakip yapmış. Sizin de geride kalmanız hele yarışta öndeyken çok zor oluyor. Onun için kötü. Maçtaki en büyük jokere de bakalım. Ya en büyük jokere 6-1 değilmiş en büyük joker. Vay arkadaş ya. Game 5 16. hamlemiş. Yasin'in en büyük jokeri. Game 5 16. hamle. Bu. Bu. Dört üç. Yanlış mı diyorum? Pardon. Özür. Game. Game 5 16. hamle. Doğru görüyorum. Game 5 16. Bu. Evet, bizim için Joker bu. Ha, burada kırıyormuş. 2-4 kırıyormuş. Bunu kırdık mı acaba ben? Kırıyor muydum? Mars için kırıyordum galiba. Evet. Mars için kırmak lazım. Bunda. Şu 4-1. Bir 4 bir kırmadığı bir yer vardı. Bu Mars için kırmak. Ben kırar mıydım? Emin değilim hala. 2'yi kırdım. 4 kötü yere gidiyor. Bir de şu 4 17-13 yapmak istemiyoruz. Güzel Yasin güzel bulmuş bunu. 6-3. Aa bak, ben de 2 kapısını almıştım. Ben de Marsları arttırıyor diye 2 kapısını almıştım. Marsları sadece %6 arttırıyor. Pardon, binde 6 arttırıyormuş. Bunun oyunları daha fazla. Bunun Marsları 48-8'den 49-4'e çıkartıyormuş. Ya bunun Marslarının bu kadar az artması kötü tabii. Maçtaki en büyük Joker o 4-2'ymiş. 6-1 4. sırada. Yani şu 6-1'den bir daha bakalım o 6-1'e. Maçı getiren 6-1 19. hamle. Bu. Ya bu müthiş. Müthiş bir zar. Maçta ama daha şeyler var. Yasin'in anti jokeri. Game 11 30. hamle. Kazma Yasin dediğimiz. Bu 4-3 ya.
Hani hakikaten maçtaki Yasin'in en büyük şeyi, anti jokeri de bu. Evet, bakalım yayında başka bir şey var mı? Kapatalım. Mehmet destekçi. Evet, Yasin tebrikler tekrar. Market kaybı şey, market kaybı oyun teorisindeki bir cümle. Ne demek market kaybı? Siz bir hamle yaparsanız, avantajınızı kullanamıyorsanız, rakip mutlaka pas geçiyorsa bu market kaybı oluyor. Yani siz küp çekip alabildiği bir yerde, çok avantajlı olduğunuz bir yerde küp çekiyorsunuz, alıyor, iki sayı alacaksınız. Ama avantajınız daha da iyi oluyor ve rakip pas geçiyorsa bu market kaybı. Yani avantajlısınız, daha avantajlı bir yere geçiyorsanız rakip pas geçecek. Ama avantajlısınız, küp çekiyorsunuz, orada alabilir. Ama bir sonrakinde almayacağı kesin. Onun için avantajınızın doğru olduğu yerde küpü çekip aldırmalısınız ki rakip de alsın. Ama çok iyi bir zar attınız veya işte %25 teorisi, market kaybı teorisi %25, işte 9 zar ve üstü diye başlar. 9 zarı attığınız zaman ki dağılım, zar dağılımı, pozisyon, evler 9-12 diyorum ben ona. İşte kitap %25 diyor ama %25'ten yüksek olmakta fayda var. O %25 zar atıyorsanız ve rakip onu da küpü alamıyorsa bu market kaybı oluyor. İki sayı alacakken alamıyorsunuz. Demin ki 6 kırışında olduğu gibi küpü kaçırdığı yer gibi. Evet, Yasin turnuvada PR'ın önemi yok. Göreyim bakayım, bir şey atlamadım elde. Umarım, evet, yorulduk. Çok geç saat oldu. Valla katıldığınız için çok teşekkürler. Siz varsınız diye bu yayınlar yapılıyor, yapıyoruz. Umarım devam ederiz. Herkese iyi akşamlar. Yarının maçlarını bir daha hatırlatayım. Yarın 14'te Ali Çetin Belen'e Güney Afrika'dan Doron Clarkson'la oynayacak. İyi bir oyuncu diye hatırlıyorum Doron Clarkson'u. Umur Aras da saat 18'de Avusturya'dan Wolfgang'la oynayacak. Yani iki tane yayın yapmaya çalışacağım. Hem Ali sahneye çıkacak hem Umur tekrar oynayacak. Bakalım, umarım iyi maçlar olur. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.